Yan ey gönül, Hakka yan ey gönül, yoksa cesedin yarar. Sen yanmazsan ey gönül, ey Pir Sultan, ey yardan ayna, burada yanmazsam huzurda cesedim yanar. Attığınız her adıma, buyurduğunuz her söze selam olsun efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize de selam olsun. Evet, ya aşkla, muhabbetle yanarız ya da başka türlü yanarız. Ateşte yanarız ya da işimiz yanar, elim azap. Ya da büyük azapla yanarız, azim azap. Ya da zillete düşer, zelil olur. Allah ona da mühin azap dedi. Her halükarda yanarız. Yanmaya gelmişiz ama aşk ile yanmaya gelmişiz. Aşk ile yanıp geriye kalan vehmi varlıktan kurtulmaya gelmişiz. Aşk ile yananlar mutlaka o vehmi olan benliğinden, nefsinden, varlığından kurtulur. Ama aşk ile, iman ile yanmayan mutlaka başka türlü yanar. Yanmak onu bekliyor. Hem dünyada hem ahirette. İkisinde de bedbahttır. İkisinde de kaybetmiştir. Çünkü tercihini yanlış yapmıştır. Evet, aşk olunca kendisinden başka bir şey bırakmaz. Sahibi de kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla yanacak bir tarafı da kalmaz. Evet.